Selam beyler, bayanlar. Pek olduğunu zannetmiyorum ama neyse. Bugün 3 boyutlu yazıcı açılımı yapacağız. Kutu açılımı yapacağız. Creality CR10S5. Kutu açılımında içinden neler çıkıyor, nasıl bir şey falan filan. Filament aldım, onları göstereceğim size. Daha sonra birkaç video sonra büyük ihtimalle arada başka videolar da gelir. Kendi çizdiğim araba parçaları veya ne bileyim ufak tefek kamera parçaları olacak. Onları sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi ilk önce minik filament kutumuzu açarak başlayalım. Evet, ABG marka yerli malı filamentimiz 1,75 mm 1 kiloluk filament. Vakumlu poşette geliyor. İçinde de silika jel var, nem alıcı. Buraya da belirtmişler Türk malı olduğunu. Diğer dillerde de işte açıklamalar var. Mesela Türkçesini okuyalım. Safa ham maddeden üretilmiştir. Gıdaya uygun boya maddeler ve zenginleştiriciler kullanılmıştır. Roche standartlarına uygundur demiş. Şimdi bu ABS mi PLA mı nerede yazıyor derken burada karşımıza çıkıyor. Isısı, tablanın sıcaklığını falan da belirtmişler burada. Yine aynı markanın. Bu da PLA. Az önceki ABS'ydi. Burada da PLA olduğunu belirtmiş. Şurada ufak penceresi var rengini görmek için. İki tane siyah aldım. Bir de gri aldım. Yine ABS gri. Farklı şeyleri görebilmek için. Diğer ikisi siyah olduğu için ikisini göstermiyorum. Bu gri renktedir. Bir de zaten kendi içinden de çıkacaktır. Yüksek ihtimalle denemelik. Şimdi yazıcımıza geçelim. Evet, yavaş yavaş karşılaşmaya başladık. Şimdi kim nasıl çıkıyor? Biraz ağırmış. Aslında çoğu şeyi kurulu. Oh. Bu dikine olan bölümü, bu yatay ve tavlanın olduğu yer. İçindeki zarzavatları falan filan, filament besleyici vidaları, ıvırı zıvırı, şey yok, beleş filament nerede? Evet, tabladan başlayayım, sonra gerisini alayım. Önce zeminini kuralım, ondan sonra üstünü alacağım. Tam geldi. Evet. Nasıl başlıyoruz? Evet, bir CR10 Series 3D printer kullanıcı el kitabı demiş. Sevgili tüketici falan filan. Şimdi bir kutu kontrol ünitesi base frame Gantry frame. Teşekkürler. Tamam, Gantry frame'i alttan bağlayacağız. İlk önce şunu bir açalım. Burada camımız var. Bunu yan yatırmamız lazım ki şuralardan, şuradan ve şuradan vidalayalım. Bu rengiymiş. Kırmızı gelseydi daha güzel olurdu. Neyse. Güç kablosu. Beslemesi. USB bağlantı. Spare part. Demiş. Montaj var. Yan keski ve şey temizleme zımbırtısı.
Flamenk besleme ayağı. Çince bir şeyler. Umarım koronavirüs yoktur. Bir USB bellek. Neymiş bu? CR10 sürücü şeyi galiba. Maske bandı. Flamenk beslemesinin zımbırtısı döner. Ve spatula. Kıskaçlar. Ayaklar, bilmem neler, vidalar. Bu neresi anlayamadım, öğreneceğiz. Boş poşet. Evet, PLA 200 gram. Beyaz Flament hediyesi. Şimdi abi demiş ki 5x25 civata. Bu değil, bir onun yedeği. Yedekler. Flament Holder Scrap'miş bu. Bu değil. İlk önce civataları yerleştiriyorum. Ki tek başıma yapacağım için. Öteki türlü daha zor olur. Yan desteklerini takıyorum şimdi. Ona devam edeceğiz. Ben hepsini aynı torkta olsun, böyle şeylere takıntılı olduğum için şarjımın tork bölümüyle bütün hepsini aynı güçte sıkacağım yine tekrar. Umarım doğrudur. Evet, doğru bağlamışız. Neyse. Şimdi kontrol ünitesinin ayağını bağlayacağız. Böylece kontrol ünitesi, filament tutucusu hazır. Tamam, zaten bitirmişim mevzuyu. Sadece bir tane soket parçalıydı. O da zaten şunun altında kalıyormuş, onu görememişim. X burası. Gördüğünüz gibi. X hareketi. Ondan sonra Z hareketi yukarı. İleri geri de Y hareketi oluyor. Extruder var bir tek şurada besleme. Ona bir E zaten oluyor. E'yi takıyoruz. Onun dışında bir tek bilemediğim bu kaldı. Creality'nin filament dedektörü. Bunu nereye koyacağım? Onu bilemiyorum. Buraya mı? Onu da çözdük mü? Bir tek güç kaynağımız. Thank you.